Merhaba sevgili hanımlar, Elif'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir modeli yapmaya çalışacağım. Öncelikle iplerimin numaralarını vereceğim, daha sonrasında da modelimize geçeceğiz arkadaşlar. Şu gördüğünüz pembemiz çok harika bir ton. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 715 numara, 73 numara yine pembemizin açık tonu, onu kullanacağız. Yeşil olarak da 268 çok güzel bir yeşil tavsiye edin. Hemen modelimize geçelim isterseniz arkadaşlar. Modelimiz dilerseniz yazmalara, dilerseniz havlulara, dilerseniz namaz örtülerinize kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Hemen şöyle yapımına başlamak istiyorum. Şöyle hemen açalım. Öncelikle zürafamızı gidiyoruz. Hemen şöyle şuradan modelimi kurmaya başlayacağım arkadaşlar. 6 adet zürafamızı hemen şu kadar mesafe yeterli olacaktır benim işimi görmeye. Hemen sabitliyorum. Evet, 6 adet zürafamın üzerine modelimi kurmaya başlıyorum. Yine biraz aşamalı bir model. Şöyle basit modellerdense ben böyle gösterişli modelleri daha çok seviyorum. Hemen hızlıca arkadaşlar. Modelimizi yapmaya başlıyoruz. İplerim oyalı marka suni ipektir arkadaşlar. Instagram'da Ayşe Şen, Ayşe'nin gizemli oyaları sayfasından alıyorum. Oradan alabilirsiniz. Ayşe Hanım bu konuda çok yardımcı oluyor. İp ayarlaması, tonlaması ne isterseniz her konu hakkında sizlere yardımcı olacaktır. Evet. Şöyle 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle tutacağım. 6 adet zürafamızın üzerine tekrardan geri geliyorum. İlk birinci zürafamın üzerine o ip oradan keseceğim ama şimdi ara vermek istemiyorum. Şu şekilde ipimi en baştakini aldıktan sonra tekrar bu sefer eksiltiyoruz. 5 oluyor arkadaşlar. 5 adet yine zürafa çalışıyorum. Bu böyle 2 kalıncaya kadar devam edecek arkadaşlar. Dilerseniz ben bu kısmı şöyle bir tık daha gösterdikten sonra arka tarafı da halledeyim. Çünkü modelimiz biraz daha 5 tane oldu arkadaşlar. Yine en baştaki gördüğünüz gibi zürafama gidiyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Bu şekilde tekrar başa dönmüş oluyorum. Evet. 2 kalıncaya kadar bu işlemi devam ettireceğim arkadaşlar. Ben arkada hemen yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, 2 kalıncaya kadar sayımı azalttım. Şimdi hemen buraya şöyle küçük bir köprü yapacağız. Tekrar ipimi ben başa aldım. Şöyle. Şimdi bunun üzerine köprüyü yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. Çok büyük olmasın. 4 tane pırpır sığacak çünkü içerisine. Çok da küçük olmasın. Başa dönüyorum arkadaşlar. Yuvamı yapmış oldum. Hemen modelimi uygulayacak kısmı yapmış oldum. Şimdi hemen buraya 2 tane pırpırla başlıyorum.
Şöyle çok büyük olmasın. Çok da küçük olmasın. Evet, iki pırpır üzerine modelin ilk kısmını kurmaya, aslında yaprak kısmı diyelim buraya. Yaprak kısmını kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, burayı biraz küçük yaptım yine. Şu şekilde zorluk çekmemeniz için mümkünse iki tane ip alın üzerine. Hemen ilk pırpırımızın üzerine geri döndük. Ne yapacağız? Sağdan ve soldan arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir çıkabilirsek, evet. Arttırma tekniğini kullanıyoruz. Başta ve sonda, ortada diyecektim neredeyse. Başta ve sonda arttırmamızı yaparak her sırada bir kez sayımızı arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz iğnemin rahat girebileceği bir zürafa bırakarak devam edeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi başta ve sonda arttırmamızı yapıyoruz. Böylelikle sayımız 3'e çıkacak. Normalde arkadaşlar sıkıntı olmuyor ama ekran, yani hem yapıp hem çekince inanılmaz. İp dolaşması, iğne kırılması, aklınıza gelecek her şeyi yaşayabiliyoruz. sayımı 3'e çıkardım arkadaşlar. Tekrardan yine arttırmamı yapıyorum. Sayım 7 oluncaya dek ben baştan ve sondan arttırmamı yapacağım arkadaşlar. Ben bu kısmı arkada yapacağım. Sonra yine beraber kalan kısmı yapalım. Evet arkadaşlar, ben arka kısımda 7 oluncaya kadar sayımızı arttırdım. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. Fakat eksiltirken yanlarda pırpırlarımızı yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen başa dönüyorum. İlk yaptığım pırpırıma dönüyorum. Şu şekilde ipinizi güzel ayarlayın arkadaşlar. Evet. Hemen ilk zürafamın içerisine şöyle ebatını ayarlayarak, çünkü diğer ebatları da buna uyduracağız. Şu kadarlık bir pırpır yapıyorum. Hemen geriye kalan pırpırların içerisine yine tek tek batarak en sonuncuya kadar gideceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Net gözüksün. Bu şekilde de hem de sayımızı azaltmış olacağız. Evet. Yine hemen şuradaki pırpırımı batıyorum. Burada yaptığım pırpırın ebatına uygun, ona dikkat edin. Aynı ebatta olsun arkadaşlar. Ayarlamayı şu şekilde yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra şöyle tutturun arkadaşlar. Evet, hemen geriye kalan pırpırlarımı içerisine batıyorum. Bu şekilde bir kalıncaya kadar aslında sıfırlıyoruz diyelim. Modelimizi bitireceğiz. Modelimizin yaprak kısmı oluyor burası arkadaşlar aslında. İlk kısmını bitireceğiz. Hemen diğer kısma geçiyoruz. Bu şekilde
pırpırlarınızı da ayarlarsanız şöyle. Evet, ben diğer kısmı arkadaşlar yine arka kısımda yapayım. Şu şekilde modeli bitirelim arkadaşlar. Diğer kısma geçelim. Evet, son kısmı da birlikte yapalım istedim arkadaşlar. Nasıl bittiğinde bu şekilde göstereyim. Evet, son dedik, bir kalıncaya kadar eksiltiyoruz. Yanlardakilerin aynı ebatlarda yapmaya dikkat edelim. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Son arkadaşlar, artık bu kısmı da evet. Hemen kalan son bir tanenin içerisine de yine aynı pırpırdan yapıyoruz. Şöyle son pırpırımı yaparak modelimin yaprak kısmını bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlamamı da yaptım. Evet, bu şekilde modelimizin yaprak kısmını bitirmiş oluyoruz. İpimi de kestikten sonra şimdi hemen şu sonda oluşturduğumuz çanak kısmımıza yine 2 adet pırpırla başlıyoruz modelimizin yapımına arkadaşlar. Hemen şuraya, bu böyle çok arttırmalı, hep bu şekilde arttırmalı bir model arkadaşlar. Özellikle arttırma tekniğini hiç bilmiyorsanız burada hem öğrenmiş hem de bol bol uygulamış olacaksınız. Model en sonuna kadar aşamalı da olsa her aşamasında bu arttırma tekniğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle 2 adet arttırmamızı yaptık. Yine aynı şekilde şu odaklanma sorununu halledelim. Şuradaki ipimizden de hemen kurtulalım. Evet. Şöyle hemen. Evet. 2 adet olan pırpırımızı 3'e çıkarıyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi bolca arttırma tekniğini kullanacağız. Sayımız 6 oluncaya kadar burada arttırma tekniğiyle ilerleyeceğiz. Şöyle birkaç tane daha yaptıktan sonra yine arka planda çok uzatmamak adına bu kısımları geçmek istiyorum arkadaşlar. Sayımız 3 oldu. Dediğim gibi 6 oluncaya kadar arttırmamızı devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sayımı 6 oluncaya kadar arttırdım. Bu şekilde. Şöyle biraz daha az keseyim. Evet. Modelimizin yeşil kısımları bitti arkadaşlar. Şimdi modelimizi uygulamaya geldi sıra. Hemen koyu olan pembemi taktım. Dediğim gibi yine arttırma tekniğini kullanacağız ve yine o şekilde yapacağız. En baştaki pırpırımın içerisine yapıyorum modelimin ilk kısmını. Hemen düğmeme attım. 2 adet pırpırla yine başlıyorum. Bir tanesini tam olarak göstereceğim. Diğerlerini sırasıyla yaparak size
arka planda göstereceğim arkadaşlar. Şöyle 2 adet pırpırımı yaptım. Hemen en baştaki pırpırıma dönüyorum. Dediğim gibi arttırma tekniği, sayımı 3'e çıkarıyorum. Şöyle başa döndüm. Arttırma tekniğinin temel kuralı, en baştaki ve en sondaki pırpırların içerisine birer adet fazladan pırpır yapmaktır. Bu sayınızı bir tane arttırır arkadaşlar. Şöyle düzelttikten sonra hemen hızlıca evet, sayımız 3 oldu. Dediğim gibi pembenin tonu çok fazla güzel. Çok hoşuma gitti. Hemen kullanmak istedim. Şöyle. Hemen sayımı 4'e çıkarıyorum hızlıca. Şöyle bir tanesini en azından baştan sona kadar yapmış olalım birlikte. Özellikle yeni öğrenenler için. Ben bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Yani en son noktada bir durduruyorum, bir bakıyorum. Ondan sonra ipimi çekiyorum. Böyle hemen çekmiyorum ipimi. Şöyle durduktan sonra tekrardan eğer düzgünse ipimi çekiyorum. Yoksa diğer türlü eğer bir hata varsa onu düzeltmesi daha çok zor oluyor. Evet, sayımı 4'e çıkardık. Şimdi yine aynı işlemi yaparak sayımızı 5'e çıkarıyoruz. Ve 6'ya çıkardıktan sonra modelimizi tamamlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir tanesini birlikte yapalım. Diğerlerini ben zaten arka planda yaptıkça gerekli olan yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Aynı şeyi tekrar tekrar göstermenin de çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ve modelimiz sadece arttırmadan ibaret olan bir model. Sadece birkaç değişik noktada yapılması gerekenler var. Onları sizlere göstereceğim. Evet. 5. sıramızı da tamamladık. Beşli olan kısmı. Son 6. kısmı yapıyorum arkadaşlar. Biraz odak problemi yaşıyorum. Şöyle yapalım. Ve son sıramızda birlikte yapalım. Benim gözlemeler maalesef biraz küçük oluyor. Ne kadar da büyük yapmak istesem de ekran önünde takılmaması için. Yine de el alışkanlığı bu şekilde oluyor. Evet, son sıramızda birlikte yapalım. Şöyle düzelte. Her gözümenin içerisine birer kez batıyoruz. Sadece sondaki ve en baştaki gözemelerin içerisine bir tane fazladan bu şekilde arkadaşlar. Son yaptığınızda iki düğüm atarsanız açılma olmaz. Evet, şöyle bir de keselim. Evet.
modelimizin ilk kısmını tamamladık arkadaşlar. Şimdi şu ilk yaptıktan sonra bir tane boşluk bırakıyorum ve şu ortadaki iki tanenin içerisine hemen küçük bir çanak yapıyorum. Şöyle ipimi alacağım. Bakın, bir tane boşluk bırakıyorum. Sonrakine batıyorum. Ve hemen yanındaki zürafaya batarak şöyle küçük bir çanak hazırlayacağım. Çok büyük değil. Tekrar içerisine batıyorum. Evet. Şu şekilde yine iki pırpırla başlıyorum. Sadece ortaya özel bir durum bu. Diğerlerinin başlangıcı tek zürafa üzerine oluyor. Ama ortadakini çift zürafa üzerine başlıyoruz arkadaşlar. Evet, iki tane arttırmamı yaptım. 6 oluncaya dek arttırmamı yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine 6 oluncaya kadar arttırmamızı yaptık. Şimdi son kalan bir tanemizi yapacağız. Yalnız ben bu taraftan yapacağım. Nedenini birazdan göreceksiniz. Daha fazla ip koparıp yapmadan modeli nasıl kolay bitirebiliriz. Aslında en baştan da bu tekniği kullanabilirdik. Fakat ben unuttum. Şöyle kesip kesip kopartmaktansa üst kata çıkışlarımızda modelin devamı için daha pratik yollarımız var. Şimdi hemen son pırpırımın içerisine modelimi uygulamaya başlıyorum. Şöyle iki pırpırla başladık. Yine 6 oluncaya kadar arttırmamızı yapacağız. Ben şöyle alıyorum. Hemen 6 oluna dek arttırmamı yapıyorum. Ve modelin birleşimine geçiyoruz arkadaşlar. Arttırmamızı 6'ya kadar yaptık arkadaşlar. İpimizi koparmıyoruz. Hemen yandaki arttırmanın son biten 6. kısmına, bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. kısmına bağlayarak hemen buraya bir köprü yapıyorum. Çok büyük olmasın, arasını çok bırakmayın uzun. Hemen köprünün içerisine tekrardan şöyle boşluğa batıyorum ipimi. Şöyle başa döndüm. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Hemen buraya yine 2 ile başlıyorum. 2 ile başlıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1, 2 başladım. Hemen sayımı 6 oluncaya kadar arttırıyorum ve geliyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, bu kısmı da tamamladık. Şimdi dediğim gibi ip koparmamak adına bu kısmı da böyle çevirerek yapacağım. Hemen şu ikisi arasına köprümü kuruyorum. Şöyle bakın. Şu 6. pırpırlarını birbirlerine bağlayarak köprümü kuracağım. Yine aynı modeli oraya da uygulayacağım. Şöyle. Bağlarken ve bitirirken çift düğüm atmayı unutmayın arkadaşlar. İşiniz daha sağlam olsun. Aslında o ipi arada yok edebiliriz ama şu anda şöyle şu şekilde yine minik bir köprü yaptım. Tekrardan yine ip, bakın, boşluğuna batarak köprümü oluşturdum. Hemen iki pırpır yaparak şundan bir kurtulayım önce.
yine iki pırpırlı arkadaşlar modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle. Evet. İki pırpırlı modelimi kurmaya başlıyorum. Altı olunca hemen yan tarafa geçişle devam edelim. Evet arkadaşlar, 2 ile başladım. Şu kısmı yakacağım. 6'ya kadar arttırdım. Yani modelin tüm kısımları öyle. 2 ile başlıyorum, 6'ya kadar arttırıyorum. 2 ile başlıyorum, 6'ya kadar arttırıyorum. Şimdi arttırmam bitti. Yine ipimi koparmamak adına şuradaki hemen şöyle ayarlamasını da yapın. Arası çok fazla olmasın ama modelinizde kasmayın. Şu şekilde bir yine köprü kurdum. Evet. Tekrardan şöyle başa dönüyorum. Köprünün içerisine. Evet arkadaşlar. Şimdi yine buraya 2 ile başlayıp 6 ile kadar arttırmasını yapacağım. Bir küçük model koyacağım. Evet. En son arttırmasını da yapalım arkadaşlar. Diğer bölümlerle geleyim. Evet arkadaşlar. Son olarak da en üstteki kısmı yaptık. Şimdi son çiçeğimizin son şeklini veriyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle şuradan başlayalım. Şöyle netleştireyim. Pırpırlarımızı yapacağız. 6 adet pırpırımız var arkadaşlar. Ortadaki 2 adet olan pırpırın içerisine hemen şu en ortadaki 2 adet olan şöyle yapalım, içeride kaybolsun. Şöyle bir dediğim gibi çanak hazırlıyoruz. İçine yedireceğiz. Evet. Hemen içerisine çok büyük olmasın ama çok da küçük olmasın. Şöyle biraz kendini göstersin. Şöyle. Üçer adet pırpırımızı yapıyoruz. Evet. Şu şekilde pırpırımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer kısımları da yaptıktan sonra modelin son haliyle gelelim. Evet sevgili hanımlar, modelimiz hazır. Modelimiz bu şekilde. Yazmaya, namaz örtüsüne, havluya uygulayabileceğiniz bir model. Yazmada görmüştüm yapılmış halini. Çok güzeldi. Böyle büyük durduğuna bakmayın. Yazmada da gayet şık durabiliyor. Umarım modeli beğenirsiniz, uygularsınız ve bu video sizler için açıklayıcı ve yardımcı olabilecek bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kolay gelsin.